Büyücü, lütfen içeri gir. Büyücü, o iyileşecek mi? Önünde diz çökecek. Öyle mi? Sana tıpkı bir kraliçeymişsin gibi davranacak. Bundan sonra tamamen senin kölen olacak. Gerçekten mi? Bu konuda bana inan çocuğum. Sonuçta ben her türden hastayı tedavi edebilen bir cin doktoruyum. Benim sorunumu ancak sen çözebilirsin. Lütfen al, hadi. Neler oluyor? Bu sefer kimi getirdin? Ha? Bir akrabanı mı? Ne? Hayır. O bir cin doktoru. O kara büyü yapıyor. Kara büyü mü? Hı hı. Sen odamıza bir büyücü mü sokuyorsun yani? Ben her şeyi biliyorum. Bu konuşan aslında sen değilsin. İçindeki şeytan konuşuyor. O senin aileni ve evliliğini mahvetmek istiyor. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Asla veremem. Her şeyi biliyor musun? Her şeyin farkında mısın? Lütfen bir şeyler yap. Bizi kurtar. Yapacağım. Hindistan ülkesinde, ne? Bombay'daki Barkat villasında Akdam Damdam Varuha, Varuha, Muka Huka Şuka, şeytan defol, 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 defol. Bu kadar soytarılık yeter, tamam. Defol, kes şunu. Hadi çık. Aa Tanrım, sen ne yaptın? Bir daha eve onun gibi soytarıları sokarsan sana çok kızacağım Şaziye. Hadi başka bir yere gidelim. Bir büyücüye saygı gösterilen bir yere. Hadi. Şeytanlar ve cinler adına. Büyücü. Buradasın. Tam vaktinde geldin büyücü. Büyücüler zaten her zaman tam vaktinde gelir çocuğum. Büyücü. Sen bir adamı bana aşık edebilir misin acaba? Çocuğum bunu al. Bu sihirli bir iksir. Ona bunu içir. Ölene kadar sadece sana ait olacaktır. Yani bu işimi görür mü? Senin önünde diz çökecek. Sana tıpkı bir kraliçeymişsin gibi davranacak. Bundan sonra senin kölen olacak o. Harizm. Aşkı her.